Evet, herkese merhaba tekrar. Tekrar merhaba. Kaldığım yerden devam ediyorum. Okul yolumun üzerinden çocukken gittiğim okulumu görmek istiyorum. Bu fırsatı bir daha bulamayabilirim belki. Gidip şimdi orayı çekmek istiyorum. Şu az önce işte şu bir alt sokaktan teyzemin sokağına girdim. Onun devamı burası. Gördüğünüz gibi. Şurası Haşim abimizin, akrabalarımızın dükkanıydı eskiden. Tabii bina değişmiş yani yenilenmiş. Şurada bir kırtasiye vardı, hala var. Belki de aynı kırtasiyedir, bilmiyorum valla. Ama bina eski çünkü aynı bina gibi. Değişmemiş bina pek. Bir şu sokaklardan gidiyordum. Bir de bu sokaktan çok giderdim. Böyle yaza doğru dondurma yemek için. Sağ olsun Haşim abi. Bize hep ısmarlardı akraba olduğumuz için. Ay, bu yol üzerinden gidiyordum okuluma ya. Ay, şimdiki çocuklar gibi öyle birileri götürüp getirmedi bizi, biliyor musunuz hiç? Biz hep kendimiz hazırlanıp gittik. Benim anacığım çalışıyordu çünkü. Kendim kalkıyordum, hazırlanıyordum, gidiyordum. Şöyle bir çevreyi çekeyim de. Ay, bir garip oluyor insan ya. Şimdi belki beni yadırgıyorsunuzdur ama şu bina da hiç değişmemiş mesela. Hep aynı bina. Şu da aynı. Kırtasiye hala yerinde duruyor. 45 senedir. Evet, şu sokaktan bir şimdi gidelim bakalım. Karakol vardı burada bizim okulumuzun yan tarafında. Karakoldaki polislerle, tabii o zaman biz küçüğüz. İlkokul talebesiyiz. Polisler büyük haliyle. Onlar büyük abiler, amcalar. Onlarla sohbet ederdik. Teneffüslerde. Başların etini yerdik gidip. Eski hali nerede ya? Şu binalar hep yeni yapılmış. Bir gram bahçe yok, baksanıza. Bu kadar araba. Bir evde 3 tane araba var ya. Nerede var ya fakir insan? Gerçekten ben göremiyorum yani. Biz fakirleri zorla arayıp buluyoruz aralardan. Zorla. Yalvar yakar söylettiriyoruz durumlarını. Gerçekten. Bana kızacaklar belki bazıları şimdi ama doğru bu yani. Baksanıza her yer araba. Yer gök araba. Bu arabalar bedava gitmiyor ki. Bu kadar araba olması. Ha, okulum şurada bakın. Ama bu sokak birazcık. Aa, ben yanlış hatırlıyorum galiba. Bu sokağı. Karakol bir üst sokaktaydı. Hatta şu binanın altındaydı sanki karakol ya. Evet, burası boş arsa mıymış ki acaba ya? Yoksa yıkmışlar da yeni bir şey mi yapacaklar? Hiç anlayamadım da bu sokak çok değişmiş yalnız. Şu binalar falan yapılmış, çok değişmiş. Okul arkada kalmış. Buralarda oturan çok arkadaşım vardı sınıftan. Tabii hepsi karışmıştır çoluğa çocuğa artık. Evlenip gitmiştirler yani. Oh, buraya ne olmuş be? Şantiye mi var? Bir şey var. Burada, burada, bu. Bu da ne binası ki? Burası eve benzemiyor. Ha, hizmet binasıymış. Küçük çekmece 18 nolu aile sağlık merkeziymiş. Tamam. Oy, yengemlere yakın. Az aşağıda, bir iki sokak aşağıda yengemler oturuyor, amcamlar oturuyor. Bak, buralar değişmiş mesela çok. Şu sokaklar falan değişmiş. Binaların bazıları yeni, bazıları eski ama genellikle yenilenmiş burası. Belki başka şehirde oturup da bu okulda okuyanlar vardır. İzleyebilirler yani. Benim öğretmenimin ismi Halil Saraç'tı arkadaşlar. Halil Saraç. İlkokulda burada okurken. Videonun başına zaten bu okulun ismini yazarım. Girebilecek miyim ki içeriye acaba ya? Buradan giriş değişik bir yer burası. Bilgi evi, milgi evi var. Bu hizmet binası zaten. Muhtarlık da buradaymış. Okul da şurada olması lazım. Okulumun girişi nerede yahu? Of. Nasıl göreceğim ki? Nasıl gireceğim ki içeri?
Nereden gireceğim? Şu taraftan bir baksam, yasaktır da şimdi buraya girmek. Tabii böyle duvarlar yoktu ki bizim zamanımızda. O zamanlar bu kadar kötülük de yokmuş demek ki. O karakol yıkılmış. Evet, demek ki yerine bina yapıldığına göre şu bina. Ay, ne kadar değişmiş. Ay, şu bina ne ya, koskocaman. Üf, beton yığını. Ay, okulun etrafındayım ama giremiyorum içeriye. Ya. Ya. İçeri girmek istiyordum. Ay, çok yüksek kol duvarları yapılmış. Ben buradan giremem ki. Ay, ne tarafındayım ki acaba ya? Karakol tarafındayım değil mi herhalde? Bir etrafını dolaşacağım vallahi, eğer girebilirsem. Şuradaydı karakol. Şurada bir yerdeydi. Tam yerinden emin değilim. Şu an çok değişmiş çünkü. Burası felaket değişmiş ya. Hiçbir şekilde tanıyamıyorum hangi tarafındayım acaba. Ama geldiğim taraf bu taraf olduğu için karakol tarafı bu taraf olmalı. 3 sene okudum ben burada arkadaşlar. 3 sene. İkinci sınıfı da köyde okudum. Birinci sınıfı da Kanarya'nın öteki ucunda bir tane şey vardı. Okul vardı. Orada okudum. Çünkü abim nereye gidiyorsa ben de oraya gidiyordum mecburen. Of. Çok sıkıcı bir yer olmuş burası. Ben okula giremeyeceğim galiba. Bu üst sokak. Burada bir arkadaşım vardı benim. Şurada Pakize'ydi ismi. Hiç unutmuyorum. Çok seviyordum onu ben. Babası Pakistan'a gitmişti çalışmaya. Evet. Nasıl gireceğim içeri ya? Bahçeye girmek isterdim ama. Şu üst sokak. Evet. Burayı biraz hatırlıyorum. Ama çok da değil tabii, biraz karışmış ama şurası dediğim yerdi. Şurada bir yerdeydi o kız. Hatta şu ev olabilir. Şu evin giriş katıydı sanki. Ay. Evet, burada böyle bir yerde oturuyorlardı ya. Biraz zor durumdaydılar canım benim. Çok seviyordum o kızı ben. Burası da bayağı çöp içinde. Ya şimdi ben bu okulu... bir dakika, yanlış şey yapmışım. İşte aklımda yanlış kalmış demek ki. Şu giriş, girişi şu tarafsa karakol bu tarafta olmalı. O zaman ben arka taraftan geldim. Bunun içine girebiliyor muyum? Şu üst bahçe hep çayırlıktı, çimenlikti. Şuraya çıkardık biz. Eskiden daha çok ağaç vardı orada. Arkadaşlarla çıkıyorduk ama ben şimdi oraya nasıl gireceğim ya? Göremiyorum da. Kapıdaki görevliye bir rica edeceğim bakayım. İzin verirse gireceğim. Arkadaşlar, kapıya geldim ama giremiyorum içeriye. Kapalı. 15 tatil ya. Aslında içeride görevliler var ama kapıdaki görevli yok. Açmıyorlar yani kapıyı da. Çok üzüldüm şu an ya, vallahi billahi. Of. Çok istiyordum görmeyi okulu. Başka bir gün inşallah tekrar gelirim ya. Çekerim. Okullar açıkken bir gün yapmak lazım demek ki bu işi. Yapacak bir şey yok. O zaman ne yapalım? Gidelim. Kendi mahalleme gideyim. Biraz da orayı çekeyim. Buradan zaten yönünü de şaşırdım okulun. Hangi kapı ne taraftaydı? Ben bu kapıyı bu tarafta hatırlıyorum. Bu ara sokağa alınmış sanki. Duvarlar yapıldıktan sonra değişmiştir tabii. Aslında şu cadde üzerindeydi bizim kapımız. Çıkış kapımız. Belki o tarafta da bir kapısı vardır. Bak, şurada bazı binalar değişmemiş mesela. Şu eski bir bina.
Evet, bu cadde üzerindeydi bizim kapımız. Bakın manzaraya. Hemen şurada da yengemler oturuyor, amcamlar. İnşallah onları da bir gün. Şimdi yukarıya doğru gitmem lazım çünkü. Aa, bak burada giriş kapısı. Ben biliyorum ya. Doğru taraftan hatırlıyorum demek ki. Çünkü şu tarafta benim rahmetli yengem oturuyordu. Teneffüslerde hep ona giderdik. Ay şöyle bari çekeyim, ne yapayım? İçeride de tadilat varmış sanki ya. Sanki tadilat var gibi ama. Evet. Ay Allah. Çok şükür ya Rabbi. Evet. Bu taraf arka taraf. Burayı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü şu tarafta yengemin evi vardı. Bu üst bahçe. Az önce şu taraftan çektim dedim ya, yeşillikti burası diye. Buraya çıkardık hep çünkü. Okulun giriş yeri burasıydı ama yine de. Buradan girer. Burada satıcılar oluyordu. Leblebi tozu, böyle küçük küçük muhallebiler falan getiriyorlardı. Minik kolonyalar getirirlerdi. İki tarafı da üçgen şeklinde. Onlardan çok alırdık çünkü biz. Tabii şu an biraz koruma altına alınmış okul. Olsun, daha iyi böyle. Böyle daha iyi. Bu kadar görmek de bana yeter artık. Ne yapayım? Bu kadar da yeter yani. Buradan mahallemize devam edelim. Mahallemize devam edelim. Buralar eski. Bir şey söyleyeyim mi? Bir gün çok susamıştım. Okulda da su yoktu. Benim de suyum bitmişti. Şu köşede bir tane ev vardı. Gecekondu gibi bir şeydi. Yengem de galiba şu sokakta oturuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani o evden su istemiştim. Yengem evde yoktu çünkü o gün. Şurası benim okulum işte. Yengem evde yoktu rahmetli. Nur içinde yatsın. Ben de böyle susuzluktan ölmüşüm demek ki. Yani yabancı bir evin kapısını çalıp su istedim. Üstümde önlük var. O zaman biz siyah önlükler giyiyorduk. Yani birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar sevmedim o önlükleri. Tiksinerek giydim. Siyah renkten o yüzden nefret ettim. Hiç de sevmem hala da siyahı. Kadından su istedik. Arkadaşımla. Yani okulun öğrencisiyim. Görüyor yani üstümden başımdan zaten. Ay bakın evi. Eskiden böyleydi işte, evler burada hep çok güzeldi. Yani dedim ki, izah da ettim mesela. Çocuksunuz yani, küçücüksünüz. İlkokul çocuğusunuz. Ya 4. sınıfta ya 5. sınıf, tam hatırlamıyorum. Dedim ki ben çok susadım dedim. Okulda da su akmıyor. Bizim de suyumuz bitti. Bize dedim bir bardak su verir misiniz? Kadın veremem dedik. Suratımıza kapattı kapıyı. Yani şaka gibi gerçekten. Veremem dedi ve yüzümüze kapattı kapıyı. Arkadaşım bana baktı. Ben arkadaşıma baktım. O günü hiç unutmuyorum ya ben. O günü hiç unutamıyorum. Bir insan yani düşmanınız olsa, kapınızdan su istiyorsa insan verir ya bir bardak su. Ne kadar kötü insanlar. Kötülük o zaman mı başlamış acaba? Ya da o zamanlar kötülükler biraz daha gizliymişti. Şimdi her şey ayyuka çıktı diye mi bu kadar herkes içindekini dışına atmaya başladı acaba? Hani diyoruz ya, eskiden o kadar kötülük yoktu. Aslında vardı. Sadece gizliydi. İşte biraz iyilik daha yaygın olduğu için cesaret edemiyordu kötüler içindekileri birazcık dışarıya fazladan vurmaya. Ama şimdi öyle değil. Artık alenen yapıyor herkes her şeyi. O yüzden şimdi daha çokmuş gibi geliyor. İnternet aracılığıyla daha yaygınlaşıyor çünkü de o yüzden aslında. Mesele o yani. İşte böyle. O günü unutmuyorum ya. İnsan bir bardak suyu esirger mi küçük bir çocuktan? Bilmiyorum. Olsun, ben hakkımı helal ediyorum.
Bilmiyorum ne düşündüğünü o gün o kadının da çünkü. Belki farklı bir şey düşünmüştür. Hani bilmiyorum ki yani. Ben olsam yapmazdım, öyle diyeyim. Hiçbir zaman öyle bir şey yapamam zaten. Ama bazı insanlar yapmayı tercih ediyor demek ki. Yapacak bir şey yok. Olsun, ben hakkımı helal ettim. Ettim gitti yani. Sıkıntı yok. Öyle işte arkadaşlar. Burada bazı binalar hala eskiden duruyor ama eskiden böyle değildi. Daha güzeldi bu sokaklar ya. Hep müstakildi evler. Bahçeli, müstakil, sokaklar tertemiz, pırıl pırıldı. Çünkü bütün komşular karşılıklı sokağın ortasına kadar sokağınız kapısının önünü süpürürdü, biliyor musunuz? Belediyeye sadece çöp toplamak düşüyordu yani. Sokak süpürmez de doğru düzgün eskiden belediyeler, Kanarya'da en azından. Sonra tabii buradan buraya başka yerlerden insanlar gelmeye başladıktan sonra her şey değişti tabii. Her şey değişti yani. İnsanlar da değişti, yerler de değişti. Geriye pek de bir şey kalmadı eski binalardan başka. Şuradan devam etmek isterdim ama aslında şu yukarı çıkmak istiyorum. Bir sokak yukarıya. Ay, şu binanın yapıldığını hatırlıyorum. Çirkin bir bina. Allah'ım yarabbim. Bu müteahhitler ne okuyor okulda ya? Gerçekten merak ediyorum ben. Ne okuyorlar acaba? Böyle saçma sapan. Osmanlı tarihinden de mi hiç? Yani Mimar Sinan'ı oku ya. O bile yetecek sana. Ama yok arkadaş. Bu çirkin çirkin binaları yapmak için özel ders alıyorlar üniversitelerde herhalde. Ben artık öyle düşünüyorum çünkü. Bir araştırmacı olun ya. Eskiyle yeniyi sentezleyin birazcık. Ümühan, kuzucuğum. Bak sizin eski, bir daha eski oturduğunuz evin sokağı. Sana burayı da bir göstereyim dedim, öyle gideyim. Hatırlıyor musun cancağızın burasını? Şu evlerden biriydi ama hangisiydi? Ben de tam hatırlayamıyorum hangisi olduğunu ama rahmetli dayıcığımla hatırlıyorum yani. Bahçeliydi o zamanlar bunlar tabii. Burası sizin daha eski oturduğunuz yer. Acaba şu bina mıydı? Kız, girişi yandan bir yerdendi sanki. Mi desem? Şurası mı desem? Şunlardan biri miydi desem? Şunlardan biriydi sanki. Şu muydu kız acaba? Ay, tam hatırlayamadım vallahi. Neyse ne. Bak canım, sizin eski oturduğunuz evlerden birisi de burada. Bu mahalleyi hatırlıyorsun herhalde. Değil mi? Ay canım, bak ne kadar değişmiş, görüyor musun? Ama bu evler kalmış kız. Gör bari son halini. Bunlar da yakında gider çünkü. Evet, artık buradan dönelim. Devam edelim bakalım, biraz da karşı sokağa doğru şöyle ilerleyelim. Buralarda az takılmadık ya. Vallahi çocukluğumuz hep buralarda geçti işte. Kanarya'nın her sokağında gezmişliğimiz vardır yani. Burada doğduk, burada büyüdük. Ben 19 yaşımdaydım. Evet, 19 yaşımdaydım buradan ayrıldığımızda. Ev yaptık, gittik. İşte şu an oturduğumuz yeri videolarımda görenler bilir. Şu an oturduğum yeri de çekiyorum ya çünkü. Sokak sokak. Hatıra kalsın diye. İşte keşke buranın da eski halini öyle çekme imkanımız olsaymış. Çekseymişim. Bizim tabii burada oturduğumuz evi yıkmışlar. Çünkü böyle yol ortasında bir bina olarak denk gelmiş. Orası yıkılmış. Şimdi gerçi ziyaret edeceğim. Hastaymış eski ev sahibimiz. Annemlerle birlikte çocukken oturduğum ev sahibimiz. Hanımı vefat edeli çok oldu zaten.
Çok iyiliklerini gördük. Çok iyi insanlardı. Ne güzel evmiş bakın. Ev dediğim bu kadar olacak ya. Fazlası olmayacak. Bir ziyaret edelim bakalım. Belki son kez görürüm. Tabii önce kimin gideceği belli olmaz ama Allah herkese ömür versin de ömründe hayırlısını versin tabii yani. Buralarda da hep komşularımız vardı, arkadaşlarımız vardı. Ay şu ev hiç değişmemiş. Ay ne kadar güzel bakın. Tek katlı bahçeli işte. Hep böyleydi biliyor musunuz buradaki evler? Ben bu evi hatırlıyorum. Evet ya. Hatırlıyorum bu evi. Böyle güzel güzel evlerdi. Yani. Baksanıza ya, kısa kısa sokaklar hep buralar genelde böyle. Bu şekilde ama bu binalar işte hep yenilenmiş bakın. Şu mesela eski, şu aradaki eski kalmış. Keşke hepsi öyle kalsaydı. Ama kalamıyor ya. Yani eskiye özlem hep insanoğlunda vardır zaten de. Ben aslında eskiye çok özlem duymam. Bazı şeylere sadece. Mesela güzel şeyleri hatırlamak isterim hep eskiden. Kötü şeyleri asla hatırlamak istemem. Keşke de zihnimden silme imkanım olsa. Yaşadığım kötü şeyleri falan mesela. Ya da işte kötü gördüğüm kötü yerleri. Mesela çocuklar ben geçeyim öyle at kuzum hadi aşkım. Aferin benim aşkım. Aferin, aferin çocuklar. Aa şu bina da eski. Bunu da hatırlıyorum. Okula tabii hep bu yollardan gidip geliyorduk. Değişik değişik yollar seçiyorduk. Gidip gelmek için. Böyle eski binaları da bazıları aklımda kalmış. Yenileri çekmeye bile gerek yok zaten. Değmez. E tabii çocuklar doğdu, büyüdü. Onlara da ev lazım olduğu için evler dönüşüyor mecbur. Yapacak bir şey yok yani. Kanarya. Şu da o caminin sokağı. Hani önünden video çekmeye başladık ya. Burası orası. Şöyle yukarı doğru gidiyor. Bu yolu çok kullanıyordum ben. Okula gidip gelirken. Sürekli kullandığım aslında burasıydı benim. Çünkü benim evime daha düz olduğu için. Alt taraf teyzemlere uğradığım zaman kullandığım yoldu çoğunlukla. Okul dönüşü hep oraya giderdik. En çok o yüzden kullanırdım daha fazla yani orasını. Bu yoldan gidip geliyorduk hep böyle. Ay ay. Evlerin hepsi çok değişmiş burada. Bu sokağın tamamı değişmiş gibi bir şey. Sadece bir iki tane bina kalmış eskilerden. Şu sağdaki pembe eskiden kalma. Şu soldaki küçük olan eskiden kalma. Evet. Buradan servise binerdik biz. Annemle bu binanın önünden. Öyle bir şeydi sanki hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Servisimiz buradan geçiyordu da işe başladıktan sonraki zamandan bahsediyorum. Yani buradan geçiyorduk. Servis yolumuz da burasıydı. Bu yol burada. İnşaat var galiba. Şöyle bu da teyzemlerin oraya inen yol. Şuradan devam edelim. Şurada bir tane tek katlı bir ev vardı. Abimin arkadaşının eviydi. Onların böyle koyunları moyunları vardı. Bakıyorlardı. Şu binayı da hiç unutmuyorum. Benim arkadaşım oturuyordu giriş katında. İşte ben şu yol üzerinden geliyorum. Onlar da kahvaltı ederdik genelde. Annesi rahmetli oldu tabii kadıncağız da. Ay nur içinde yatsın. Allah karşısına çıkarsın önüme kurduğu sofraları. Beraber yerdik. Ondan sonra okula giderdik. Arkadaşı da oradan alırdım. O şekilde giderdik yani. Şimdi Ümmü Hancığım senin bu çatı katında oturduğunuz yeri sana göstereceğim. Bugün oturduğun eski evleri görme günü. İlan ediyorum. Canım
Bak şu evlerden biriydi sizin oturduğunuz ama galiba yıkılıp yerine yenisi yapılmış. Şunlardan biriydi ama hatırlayamadım. Şurası bizim eski evin üst caddesi. Sizin de bu binalardan birisiydi ama hangisiydi ya? Ben hatırlayamadım ama galiba bu bina, sizin o eski bina yıkılıp yerine yenisi yapılmış hayatım. Öyle görünüyor. Hatırlıyor musun burasını? Şunun gibi bir şeydi. Zaten şurada bir yerdeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ben de. Biliyorsun değil mi? Şu karşıda bir bakkal vardı küçük. Evet canım benim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanarya Mahallesi'nden. Bay bay.